Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda size oyunlar için yeni almış olduğum mousepad ve oyuncu kulaklığının kutu açılışını yapacağım. Öncelikle ürünleri tanıtayım. Trust Gaming Mouse ve Pad Ziva adında geçerli bir ürün. Bunların internet sitelerinin linklerini alttaki açıklama kısmında vereceğim. Diğeri de Game Power Medusa 7.1 Surround Gaming Headset adında. Hangisinden başlayayım? Öncelikle buradan başlayayım. Şu mouse'tan başlayalım. Şöyle yan tarafları kesmeden açamıyorum. Şurayı da tamamdır. Bu bir kablolu mouse arkadaşlar. Oo, mousepad bu arada şöyle gördüğünüz gibi güzel. Şöyle uzunlamasına kullanırsam sanırım daha şey olabilir. Duruma göre daha iyi olabilir. Arkası da yapışmasıyla alakalı, kaymaması ile ilgili güzel bir tasarıma sahip. Güzel, bunu sevdim. Mousepad güzel. Şöyle kalsın bakalım. Mouse'u çıkartacağım. Nasıl yaptınız oğlum siz lan bunu? Muhtemelen çıkartırken zarar vereceğim. Çünkü adamlar çıkartmamam için ellerinden geleni artlarına koymamışlar. Yavrum. Oğlum bu kadar zor mu yapılır lan bu? Abi birazdan küfüre başlayacağım ha. Kutuyu parçalamak zorundayım. Maalesef. Size nedenini şimdi göstereceğim. Bunu yapan akıllı arkadaşımız. Evet. Bak şunu görüyor musun? Bunu çıkartamadığım için az kaldı. Bunu buradan kopartıyordum muhtemelen. Bu ne gerizekalı bir şeydir ya. Ulan ya. Neyse şu kutuyu atalım. Kutuyu zaten yeterince parçaladık. Arkadaşlar mouse bu kablolu. Çok şık bir tasarımı var. Evet, yandaki tuşları güzel. Tekerleği çok narin ve çok böyle soft bir görünüşü var ve elle işte böyle çok soft, kaygan bir zemin. Hani kaygan ama çok soft olarak bir kaygan. Yani çok hoş. Hoşuma gitti, güzel. Benim bu arada eski mouse'umu göstereyim. O da Trust. Ama bunun kadar iyi değil. Şu an kullanmış olduğum mouse bu benim. Bugüne kadar bunu kullandım. Bu gerçekten çok daha iyi duruyor. Çok güzel. Bunu ilk oyunda hemen test edeceğiz ve oyunun içinde zaten ne kadar iyi, ne kadar kötü bunları zaten oyun oynarken söyleyeceğim. Hemen şöyle kenara alalım bunları. Gelelim Game Power kulaklığımıza. Ha, şurayı açmadan önce. Şurayı açıyoruz. Burayı açıyoruz. Evet. Evet, komple gelsen ne olur ne olmaz. Şöyle yerde kalsın. Arkadaş ya bunları da var ya böyle zorlanayım diye o kadar çok egzantrik işe girmişler ki. Kabloyu oradan geçirmişler, buradan geçirmişler. Ne istiyorsun lan? Açarken kırmamı mı istiyorsun bir şeyleri? Koparmamı mı istiyorsun? Amacın ne? Oo, yalnız müthiş büyüklüğe sahip. Şu ön tarafta gördüğünüz LED ışığı gerçekten bence çok iyi duruyor. Oo. Ben bayıldım. Yani tasarımında dokunduğunuz zaman şöyle bir çok güzel bir kadife gibi bir desen var sanki. Çok hoş. Çok güzel gerçekten. Ses aç kapa ve mikrofon aç kapa tuşları var.
Çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir şunu şöyle yapsak. Şunu da şöyle yapsak. Oo. Çok iyi. Bu arada şöyle bir koruma sağlamışlar. USB için bir yere taşırken koruma olsun diye bir kapak bırakmışlar buraya. Bu da çok güzel. Kablo uzunluğu bence gayet iyi. Çok rahat ulaşabilir. Bu arada mouse'un kablo uzunluğuna bakmadım. Ona da bir bakalım. Evet, burada bir güç bölümü var. Çok güzel. Oo, evet. Mouse'un kablo uzunluğu da gerçekten çok iyi. Bu da güzel. Bayıldım. Harika. Sevdim ben bunu. Evet arkadaşlar, şimdi de biraz internet sitelerindeki özelliklerine bir bakalım. Kutu üstünde her şey yazıyor ama internet sitesinden bakmak daha mantıklı oluyor. Bunun için size dediğim gibi aşağıda yorum açıklama kısmında link bırakacağım. Şu an arkadaşlar neomir.com sitesinde kulaklıkla ilgili satış sayfasındayım. Şu an burada %37 bir indirim söz konusu. 104.1 kuruş kazanç. Yani 177, 277 lira civarında bir kulaklıkmış bu. Gerçek fiyatı. 7.1 surround ses kalitesi gibi birçok özelliklerini burada yazmakta. LED efektli. LED efekt dediği olay tabii ki bildiğiniz gibi şuradaki ışık çalışırken yanıyor. Yalnız bu arada gerçekten kulaklığa aşık olduğum gibi bir şey ya. Bu nedir kardeşim? Evet, bütün megahertzleri, gigahertzleri, hassasiyetleri, dB oranı, her şeyi burada yazmakta. Geçelim mouse'un tanıtım sayfasına. Burada da gördüğünüz gibi bendeki mouse ve mousepad. Bunun da internet üzerindeki satış fiyatı %50 lira 60 kuruşmuş. USB'li, evet, kablolu ve USB girişli. Kablosuz bir mouse değil bu arkadaşlar. Kablo olması benim için daha iyi, daha mantıklı ve 3000 DPI'ye kadar hıza sahip. Gerçekten bence oyunlar için güzel bir mouse. Aldığımı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yeni mouse'um, mousepad'im ve oyuncu kulaklığım hazır. Artık yeni gelecek oyunların hepsini bu setle birlikte yapacağım. Test edeceğim. Bakalım iki oda yan taraftaki adamın yerini tespit edebilecek miyim? 7.1 surround ve 3000 DPI özellikli mouse'la bakalım neler yapabileceğim. Bunu oyunlarda göreceğiz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve hala da abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınız arasında bu kanalı yaymayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.